Otomobil TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Ertex Auto Design'dayız ve yanımızda Refik Malkoç var. Refik Bey, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii. Ertex Auto Dekorasyon bundan 32 yıl önce Ankara merkezli kurulan bir aile şirketidir. Ercan Malkoç önderliğinde kurulmuştur. 32 yıl önce 150 metrekare alanda iki tane ustamızla bu sektöre girdiğimizde önümüzün bu kadar yoğun ve potansiyeli yüksek bir iş olduğunu tabii tahmin edemiyorduk. Daha sonra Türkiye'de gelişen koşullar, hatta bu dünyada gelişen koşullar doğrultusunda otomobil sektöründe veya kamyonet, yani mini minivanlar sektöründe bir gelişme doğrultusunda bizim bulunduğumuz sektörde büyük bir açılım meydana geldi. Türkiye'de bu açılımdan binlerce insan ekmek kazanıyor, binlerce insan evine yiyecek bir şeyler götürüyor ve maaş alıyor. O yıllarda ben 32 yıl önce bu sektörde ilk başladığımızda ben o dönemler ortaokul çağında bir çocuktum. Bu kadar hızlanacağı ve bu kadar işler yapılacağı Türkiye şartlarında çok hayal edilemiyordu ama şu anda bütün dünyaya, Türkiye tarafından, sadece biz değil bu sektörde bizim gibi çalışan birkaç tane daha firma yurt dışına araçlar gönderiyor. İç VIP yapılıyor. Dünyada bu sektörde Amerika ve Türkiye öncü durumdadır. Elektronik aksam biliyorsunuz ki hiçbir zaman sonu olmayan bir iş. 6 aylık bir süre zarfında çok çabuk değişebiliyor. Çok hızlı hareket ediyor elektronik sistemler. Biz de bu elektronik sistemleri araçların içine monte ederek insanların hayatını rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ertex Auto Dekorasyon şu anda yeni İstanbul şubesi olarak yeni binasında 2000 metrekare bir kapalı alana sahip. Burada 30 kişi çalışıyor. Ankara'da 100 kişi çalışıyor. Bu Ankara'daki çalışan sayısı imalat sektörü, yani birebir koltuk imalatı, mobilya imalatı gibi bölümlerimizin direkt Ankara'dan yürütüldüğü için orada biraz daha yoğun. Burada genelde montaj yapmaya çalışıyoruz. Konya'daki şubemizde de aynı. Bunları yürüterek teknolojiyi de arkamıza alarak araçların içinde insanların daha rahat edebileceği, trafikte veya uzun yolda hayatını kolaylaştıracak, ailesinle veya tek başına hayatını daha hızlandıracak, hayatla otomobildeyken ilişkisini kesmeyecek hale getirmeye çalışıyoruz biz araçları. İnternet bağlantısı, televizyonlar, zaten internet bağlantısı araca sunduğunuz anda hayattan kopmamış oluyorsunuz. Hayatınız bir şekilde idame ettirmiş oluyorsunuz. Biz Türk Hava Yolları'nın üst yapım firmasıyız. Koltuklarının derisini, Türk Hava Yolları'nın şu andaki koltukların derisini biz dikim işlerini üstlenmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle Azerbaycan'da iki tane aracı teslim ettik. Şu anda 4 tane daha araç yapılmakta. Bunları da teslim ettikten sonra biz bu projeyi Türkiye içinde konuşmaya çalışıyoruz veya düşünüyoruz. Neden? Mobil devlet dairesi dediğimiz araçlarda artık hizmet, dünya bu hale geldi çünkü, hizmet insanların ayağına gidiyor. Köylere, kasabalara otobüsleri götürerek insanların kimlikleri çıkartılabiliyor, ehliyetleri çıkıyor, pasaportları, tapuları ve gerekli bütün evrakları o otobüslerin içinde şu anda sağlıyorlar. Ben bununla ilgili Azerbaycan'da iki kere gittim. Birebir hem araçları kontrol, hem yapılan işi nasıl kontrol edebilmek için 2-3 tane şehirlerine, 2-3 tane kasabalarına ve köylerine otobüslerle birlikte seyahat ettim. Bütün halk şu anda Azerbaycan'da bu projeden çok memnun ve devamını bekliyorlar. Bunun da ben Türkiye için, yani bu projeyi sunup orada çalışmalarını gördükten sonra Türkiye için yapılabilirliğini gördüm. Bir araç yapımı hangi safhalardan geçiyor? Bize ilk müşteri aracı getirdiğinde önce komple dağıtıyoruz. Hatta ben müşteriye bunlarla ilgili diyorum ki aracın getirdikten sonra bir hafta içerisinde bize uğramayın. Çünkü tamamen her tarafını söküyoruz. Önce iç izolasyonuna başlıyoruz. Sonra koltukların montaj yerlerini komple orijinal yerlerini ayarlıyoruz. Daha sonra ara bölmeleri yapılıyor. Masa, elektrikli masa hazırlanıyor. Maunlar, maun için kaplama bölümüne gidiyor.
koltuk imalatı için elektrikli koltuklar veya manuel koltuklar hangi düzeyde olursa olsun deri bölümüne gidiyor. Daha sonra böyle gördüğünüz gibi bunun daha üst seviye araçlar haline getirebiliyoruz. Bu aracı kaç ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Böyle bir aracın üretim safhası 20 gündür. 20 gün içerisinde bütün her şeyiyle tek tek, çünkü hepsini ayrı bölümlerde yaptığımız için 20 gün içerisinde müşteriye teslim edebiliyoruz. Hepsini tek bir bölgede yapmış olsaydık böyle bir araç 2-3 aydan önce bitmezdi, ama bizim bütün dallarımız ve bölümlerimiz, kaplamacı ayrı bir bölümdür, koltuk montajcı, elektrikçi, ara bölme, televizyon montajı, elektrik ve tesisatları ile ilgili montaj aşamalarında hepsini ayrı ayrı insanlar, ayrı ayrı ustalarımız kendi branşındaki işleri yaparak 20 gün içerisinde teslim ediyoruz.